İyi geceler sevgili seyirciler. Bu haftada ceviz kabuğundan, ceviz kabuğuyla karşınızdayız. Dün gece ikna odasında 68 kuşağını, deniz gezmişlerin 42. ölüm yıl dönümünü konuştuk. Pek çok izleyicimiz orayı da burayı da her iki programı da birlikte izliyor, biliyoruz. Gelen mesajlarınızı siz de biliyorsunuz, bilmeyenler için tekrar edeyim. Süre çok kısa, bu yarım kaldı, devamını yapın, getirin demiştiniz. Bizim de bu akşamki konuğumuz aslında başka bir konuydu. Önemli bir konuğumuz vardı. Onu daha sonraki haftaya kaydırdık. Yeni bir kitap çalışması olan Türkiye'deki bir kesimle ilgili, kendisi de o kesime ait, o kesimle ilgili önemli açıklamaları ve yazıları olan bir aydınımız, yazarımız idi o kişi. Adını vermiyorum ki Habertürk falan kapmasın. Biliyorsunuz Habertürk televizyonunda bizim yaklaşık 20 yıldır devam eden ceviz kabuğunun arşivini ele geçirmişler gibi önce sevgili Pelin Çift, şimdi de Okan Bayülgen aynı konuları, benzer konuları çevirip yapıyorlar ama yararlı bir şeydir. Çünkü dünün gençliğiyle bugünün gençliği farklı. O yüzden konuklarımızı söylemiyoruz bile. Bizden evvel almasınlar diyerek. Bizden sonra alabilirler, onlar da konuştursun. Şimdi dün akşam yarım kalan 68 kuşağı ve bugünü konuşmaya çalışacağız tekrar. Çalışacağız diye konuşacağız. Süremiz uygun çünkü. Yine dünkü konuklarımızla karşınızdayız. Sayın Atilla Sarp hoş geldiniz. Sayın Hüseyin Karanlık hoş geldiniz. Sağ olun. Nasıl? Daha zaman sınırlaması olmadan kendinizi biraz daha rahat hissediyor musunuz? Tabii canım. Atilla. Yani. Evet. Peki. Çünkü konular geniş olduğu için tabii belirli zamanlara sınırlamak. Size dün akşamki gibi istiyoruz Atilla Bey. Bir soruya çok uzun cevap veriyordunuz. Ben ikinci soruyu soramıyordum. Şimdi istediğiniz kadar konuşun, evet. Cevap verin. İsterseniz kitap yazın cevap olarak. Buyurunuz. 68 dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Anti-emperyalizm, tam bağımsızlık, o tanımları yapalım. Soramadığımız sorularla da devam edelim. Buyurun. Bir kere tekrar bir teşekkür ediyoruz. Bizim biz teşekkür ederiz estağfurullah. Ülkenin genel konularıyla beraber kendi yaşamış olduğumuz olayları, ülkemizin sorunlarını böyle ortaya koyacak imkanları sunduğunuz için Sokak TV'de galiba yeni başlamış yayına ki başarılar diliyorum Sokak TV'ye. Yeni sayılır. Evet, teşekkür ederim. Yani bir yıllık bir şey var. Hele böyle bir dönemde yayıncılığa girmek, girişimciliğe girmek, insanlara iş vermek, hele iletişim sektörü gibi bir sektörde oldukça önemli bir görev. Şimdi 68 kuşağı bir kere güncel olarak çok konuşuluyor ve bitmeden artarak konuşuluyor. 68'in bir değerler sistemi olduğu üzerinde durmak gerekiyor. Yani eğer biz 68'i böyle yalnızca bir 68 plaka, yalnızca bir 68'i o gün yaşanmış olaylar ve gelmiş geçmiş bir olgu olarak görürsek eksik tanımlarız. 68 kuşağındaki arkadaşlar o olayları yaşadıkları süreçte sonra bunu bir toplantılar halinde ortaya koymaya çalıştılar. 20. yılı diye Edirne'den Kars'a kadar 68'lerin 20. yılı diye toplantılar yapıldı. Bu toplantılar bir süre sonra da 90 yılında vakfa dönüştü. Bir vakıf kuruluşuna dönüştü. 68'ler Birliği Vakfı. Daha sonra tabii 68 kuşağının içindeki tartışmalar aynen tabii vakıf sürecinde de yaşanınca bir dernekleşme sürecine de geçildi. Bir vakıf dernek süreci de yaşandı. Ve bugünlere geldik. Ama sonuçta dünyada bugün 1968 sürecini yaşayan genç kuşaklarda bugünlere kadar o kuşağın yaşadığı olayları ve güncelleştirerek yaşayan galiba Türkiye 68'leri bizleriz. O bakımdan da önemi var. Evet, Sayın Karanlık, sizden de tam çayınızı yudum diyordunuz. İsterseniz bir yudumlayın. 68 kuşağı nedir, neyi hedefliyordu? Bir de kısaca sizden rica edelim. Şimdi 68 olayı deniz gezmişlerle simgelendi. Çok da yerinde ve isabetli bir şekilde. Çünkü Türkiye'de 68 büyük kitlesel gençlik hareketleri ve toplumsal hareketler en sonunda 12 Mart 1971'den sonra
o büyük eylemi simgeleyen üç gencin idam edilmesiyle bir noktaya getirildi. Yani ondan önce büyük toplumsal ve kitlesel hareketler, sonunda da 23-24 yaşındaki üç gencin idamı. Dolayısıyla Türkiye'de diğer ülkelere göre daha kalıcı izleri oldu. Salt bu nedenle de değil. Dünyada ise 68, o günleri hatırlarsak Amerikan emperyalizminin büyük darbeler aldığı, yıldızının söndüğü, Vietnam Savaşı için demiştiniz. Evet, Vietnam'da başarıya koşan bir savaş var. Ho Chi Minh liderliğinde. Oradaki zaferin hemen ardından Laos, Kamboçya, Afrika'da bağımsızlık mücadeleleri, Latin Amerika'da bağımsızlık mücadeleleri, emperyalizmin dünyadaki egemenliğinin sarsıldığı ve dünyanın mazlumlarının ayağa kalktığı bir süreç. Bu süreçte Türkiye'nin de ön planda öncelikle gençlik hareketleriyle tarihsel yerini alması tesadüf değil. Şundan dolayı değil. Deniz Gezmişler aslında Türkiye'de 150 yıldır devam eden bir geleneğin temsilcileri. Hangi gelenek? Emperyalizme karşı vatanı savunma ve cumhuriyet, özgürlük ve cumhuriyet kavramlarında ifadesini vuran hürriyet devrimi. Bu denizler bir bayrağı devraldılar ve o günün şartlarında yeniden yükselttiler. Yoksa denizler sıfırdan ortaya çıkmadı. Bu çok önemli. Şu bakımdan da önemli. Denizler idam sehpasında son sözleri yaşasın tam bağımsız Türkiye oldu. Emek işçi sınıfı yaşasın dediler ve devrimci bir söylemi son nefeslerinde dile getirdiler. Bu aslında daha 19. yüzyılın sonlarından itibaren Türkiye'de başlayan büyük mücadelenin bir devamıydı. O mücadelede işte 1876 özellikle Balkanlarda dağlarda eşkıya kovalayarak ülkesini savunmaya çalışan genç subayların işin içine girdiği 1876 Hürriyet Devrimi. Bu aynı zamanda Osmanlı'nın parçalanmasına karşı bir savunma ve direnme, yani kendi ülkesini ve vatanını savunma. Onlar çoğu biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda çok büyük görevler yaptılar, hizmetler yaptılar ve büyük fedakarlıklarda bulundular. Birçoğu da canlarını bu mücadelelerde verdi. Sonra Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye ile ikinci bir hamlesini yaptı, Cumhuriyet Devrimi. Ve o gitgellerle 60'lara kadar geldi. Biliyorsunuz 1950'lerde NATO'ya girdi Türkiye. Yeniden emperyalizmin Türkiye'yi etkisi altına alma girişimleri ve bunun farklı boyutları, ekonomik, siyasi, askeri NATO nedeniyle. İşte denizler bu büyük mücadele içinde 1960'larda ortaya çıkan yeni yükseliş dalgası. O bakımdan niye güncelliğini koruyor? Niye bugün Türkiye'de yeniden binlerce deniz doğdu? Şimdi ben dün de söyledim. 68 kuşağının bir gene üyelerinden şair Nihat Behram kitap yazmıştı. Dar ağacında üç fidan diye. Gerçekten de üç fidan 23-24 yaşlarında. Çok doğru bir tanımlama. Ve dar ağacı gibi bir şeyle, hani insanın ölümünü simgeleyen bir olayla fidanın buluşması da çok şairane bir ifade ama aynı zamanda bir gerçek. Onların bir fidan olduğu bugün bütün Türkiye ölçeğinde bir orman, çok büyük bir orman haline denizlerin gelmesinden de belli. Yani bu gelenek çığ oldu. Vatan için kendini feda etme, vakfetme adama geleneği ve Türkiye'nin 150 yıldır devam eden milli demokratik devrim atağı her yeni durumda yeni dalgalarla ilerliyor. Benim iddiam şu, oraya gelip bağlayayım bu bölümü. Şimdi denizlerde bir yükselişe geçen o dalga 21. yüzyılın başında şimdilerde yeniden bir yükseliştedir. Kimle beraber? O zaman denizler, şimdi kimler? Şimdi o zamanın denizlerin arkadaşları,
Bugün mücadeleye önderlik eden politik düzlemde, emekçi hareketi düzleminde partiler, en başta benim mensup olduğum İşçi Hayır, Partisi böyle, olmak hani üzere. Tek bir isim üzerinden İkincisi, söylenebiliyor mu bugün? Efendim? İşte Doğu Perinçekler, Atilla Devgenç Başkanı'ydı. Doğu Perinçek bir diğer FKP Başkanı'ydı. Bunlar o günkü mücadelelerini aynı içerikle daha da geliştirmiş olarak ve aynı kararlılıkla sürdürüyorlar. 60'ların ortası ve 70'lere gelmiş, yaşta yanmış. Daha da önemlisi, denizlerin yaşında binlerce deniz gezmiş, özellikle Türkiye Gençlik Birliği'nin örgütlü kesimi olarak şahsında denizler genç kuşak olarak da yeniden ve çok daha büyük bir boyutta yaşıyorlar. Şimdi bu dalga 2000'lerde 21. yüzyılın başında yeniden yükselişe geçen bu dalga denizlerin kaldırdığı bayrağın göndere çekileceği şekilde noktalanacak. Benim en önemli mesajım ve şeyim iddiam budur. Aralıksız bir şekilde bu 68-60'lardan itibaren yitgelleri içeren, junta dönemlerini içeren, hapishaneleri, işkenceleri, tutuklulukları, askeri rejimleri, sivil faşist özlemleri içeren bu sürecin en sonunda gelinen noktada bu bayrağın göndere dikileceği bir durum doğmuştur. Evet. Şartlar doğmuştur. Bunun insan gücü ortaya çıkmıştır. Örgütlü gücü ortaya çıkmıştır. Toplumsal zemini ortaya çıkmıştır. Dünya ölçeğinde de uygun elverişli koşullar ortaya çıkmıştır. Bu sözlerinizden de epeyce soru çıktı. Şimdi tabii her mücadele bir isimle anılıyor sonuçta. Birçok insanın da katkısı var kuşkusuz. Program öncesi Osman Yanardağ isimli bir izleyicimiz Said Nursi'nin bir sözünü göndermiş. Diyor ki Said Nursi Hazretleri demiş ki, koskoca bir milletin zafer ve başarılarını bir kişiye tahmil etmek, tahmil demiş ama tahvil etmek olacak herhalde, tahvil etmek milletimize en büyük hakarettir. Yani Said Nursi bu sözüyle Kurtuluş Savaşı'na Atatürk'e mal etmeyin demeye getiriyor. Çünkü Atatürk'le Said Nursi'nin ve onun yandaşlarının, şakirtlerinin mücadelelerini biliyoruz. Günümüzün koşulları gereğiyle Said Nursi, Said-i Kürdi hangi isimle anılmak istiyorsa öne çıkarılabiliyor tabii. Evet. Onun söylediklerine daha fazla değer verilebiliyor. Atatürk de karalanabiliyor. Günümüzün evet. koşulları onu gerektirdi ne yazık ki. Şimdi ben de Osman Yanardağ Bey'e şöyle bir yanıt verdim Twitter'dan. Size soruyorum aynı soruyu. Evet. Burada Said Nursi Atatürk'ü kastederek Kurtuluş Savaşı'nı ve aslında Atatürk'ü milletimize en büyük hakaret eden kişi gibi yorumluyor aslında. Dedim ki herhalde Said Nursi Hazretleriniz tek kişiyi kastederken mesela İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet'i kastetmiyor. Kanuni Sultan Süleyman'ı kastetmiyor evet. başka zaman. Yani Osmanlıcılar ve o zihniyettekiler Fatih'in torunları diyor ama Fatih'in yanında binlerce insanı anmıyor. Kanuni Sultan Süleyman diyor ecdadımız derken. Değil mi? Ne dersiniz? Vallahi şöyle şimdi bir kere bu ben hep üzerinde duruyorum. Muktesebat diye bir sözcüğü. Yani toplu bilgi diyelim, ortak akıl. Bir konuda konuşurken o konunun altındaki bilgiler manzumesinin tam olarak bilinmesi bizi doğruya daha çok yaklaştırır. Dolayısıyla bir sosyal olayda, bir şahısta yahut da bir sosyal olaydan söz ederken onun altyapısını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi Said Nursi konusunda, Said Nursi olayı çok bugüne kadar gelen şakirtleriyle beraber. Yani 6 şakirti var. Galiba kalan bir tek 2 tane şakirti var. Birisi de Fethullah Gülen bilebildiğim kadarıyla. Çünkü bizim dalımız değil ama biz dışarıdan da biraz okuyoruz bunu. Ve Said Nursi'nin Nur'a Doğru kitabını okudum. Nur'a Doğru esasında bir Kur'an-ı Kerim'dir yani. Ve Said Nursi Bediüzzaman Said Nursi esasında bir anlamda peygamberin yerine ikame eden bir kitaptır. Nur'a Doğru kitabı. Yani bir Kur'an'dır yani o yeni bir Kur'an'dır. Bir defa okumuştum bulamadım sonra arşivimde yok şimdi. Fakat Said Nursi'nin okuduğum tarihte Said Nursi milli mücadeleye katılıyor kadrolarıyla. 1922'de makastan ayrılıyorlar. Yani Said Nursi İslam tevhidi. Makas değiştiriyor. Makas şöyle hayır makas yolları şöyle ayrılıyor. Aynı yolda giderlerken birinci yol İslam tevhidini savunuyor, İslam birliğini savunuyor ve İslam cumhuriyetini savunuyor. Said Nursi ve o zamanki İslami anlamda milli mücadeleye katılanlar Mustafa Kemal modern bir cumhuriyet kurmak için bir devrimi
savunuyor. Buradan ayrılıyorlar. Ondan sonra da Said Nursi bilebildiğim kadarıyla birçok isyana da silahla katılmıyor. Askere de silah taş kaldırılmaz diyor. Yani o Atatürk'le ilgili söylediği bir cümledir. Yani o cümleden Said Nursi'yi tam olarak anlamamız yani biraz eksik kalır diye bunu ekliyorum. Ama esas şu. Biraz hep eksik Nursi'ye kalan. Prim vereyim diyorsunuz. Hayır, ne prim veriyorum ne vermiyorum. Ben objektif bakmaya çalışıyorum. Yani Said Nursi'nin milli mücadelede ve milli mücadele öncesinde bulunduğu konusunda kanaatim var. Baktığım belgelerde. Sayın Serp, dün akşam da çok farklı açıklamalar yaptınız. Bu akşam da yapıyorsunuz dediniz ya, hani yeni bir şey, dünyayı yeniden keşfetmişiz ama bu canlı yayın, bakın ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Yani bunlar altyazı olacak. İsterseniz şey. İsterseniz söylemeyeyim. Söylemeyin diye değil, söyleyin diye. Ben de arkadaşları da teşvik ediyorum. 69-70 yıllarında Dev Genç'in başkanlığını yapmış bir insan olarak bugün Said Nursi için olumsuz sayılmayacak sözler söylüyorsunuz. Altyazılık bir şey bu. Yani objektif olmaya çalışıyorum ben. Onun, çünkü ben bir şey demiyorum ama bu nazariyet, bir tespit. Efendim, ben de vurgulamış şimdi, oldum. Nazariye kavgası var. Şimdi çok güzel bir noktaya geldik. Esasında bizim nazariyatçılar arasındaki kavgayı gündeme taşımamız lazım. Yani İslam nazariyetçileri de çıksın otursun. Bizim gibi sosyalizm, maddi hayattan dünyaya bakanlar da otursun, dünya görüşleri böyle olanlar da otursun, liberaller de otursun, ne bileyim milliyetçiler de otursun nazari olarak. Yani bu anlamda ben öyle değil ama ben objektif bakmaya çalışıyorum, onu söyledim. Fakat şuna getirmek istiyorum, 68... Bir dakika, 68'e gelmeden tam o saydığınız konusunda... Şimdi burada ben farklı düşünüyorum. Şimdi ifade edeyim, bana sıra gelince ifade edeyim. Şimdi ifade edin, şu soruyu sorayım, birlikte ifade edin. İzleyin. Ama ben esas şu 68'in altını anlatırken girdim, onu bir bitireyim ondan sonra yapalım. 68 zaten konumuz o, anlatacaksın. Yok, şu 68 ilgili bir konu var. Onun ondan sonra koyarsak tamam, çok peki. Iyi. Şimdi 68'in öncesi düşünülmeden 68 değerlendirmesi de eksik kalıyor. Şimdi 68'in öncesini, 1968'in öncesi şu. 1968-1956-60 gençliği var. Yani 1956-60 yıllarında Türkiye'de gençlik hareketleri Demokrat Parti iktidarı döneminde yükseliyor. Yani Demokrat Parti iktidarı, iktidarının 57 seçimlerinden sonra özellikle iktidarı baskıcı bir rejime doğru giderken üniversitelerde ve diğer yerde bu baskıya karşı ses yükseliyor. Ve 60 gençliği harekete geçiyor. 60 gençliğin hareketleri 1960-28 Nisan'ı İstanbul, 29 Nisan'ı Ankara. Büyük bir gençlik hareketi var. Demokrat Parti sokakları yasaklamış, sıkı yönetim yapmış ve bütün gençlik, ben de çok çocuk ortaokul öğrencisiyken bu olayların içine girdim. Yasaktı, sokakta yürümeyi yasaklamış. 5 kişi yan yana gezemez, sokaklarda dolaşamaz durumu yaratılmış, sıkı yönetimler var. Ve gençlik hareketleri yükseliyor. Gençlik hareketlerinin içinde olan kişiler, diktatör istifa, özgürlük istiyoruz, hareketlerle yürüyerek, hatta o sırada Dedim Özpolatlar, Turan Emeksizler, yaralılar var, kolları kopanlar var. O haberler de geliyor. Ve devrim oluyor, 27 Mayıs devrimi oluyor. Ve ilk defa Türkiye'de bir gençlik hareketi Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana iktidarı değiştirecek bir motivasyon içinde oluyor. Yani Demokrat Parti iktidarını değiştirecek bir gençlik hareketi yaşıyor Türkiye. Şimdi bundan kopuk bir 68 düşünmek, 68 ayakları havada kopan işte Avrupa'daki 68 hareketleri Türkiye'de yansıdığı gibi düşünmeye benzer. Yani Türkiye'deki gençlik hareketinin bir alt yapısı var. Türkiye'deki gençlik hareketi, yani 68 kuşağının ortaya çıkışının altında başarılı bir hareket var. Dolayısıyla bizim 68 kuşağının biraz gözü karalılığı, biraz da iktidarı hedeflemesi başarılı olduğundan da kaynaklanıyor. Yani biz nasıl olsa bir defa iktidarı yıktık, gene iktidar yıkarız diye. Ama büyük bir motivasyon bu. Baskılarda devam etmiş ki bu hareketi besleyen bir baskı var. Baskı olunca da direnç oluyor, evet. Direniş oluyor. Şimdi Adalet Parti iktidarı dönemi tabii. Yani 27 evet. Mayıs'ın getirdiği anayasanın ihlalleri gençlikte harekete yol açıyor. 27 Mayıs, 68 kuşağının bu altyapısı var ama bugünkü kuşağın, Gezi direnişinde olan 90 gençliğinde altyapısı 68-78 hareketleri ve 1995 sürecinden sonra başlayan Adalet Kalkınma Partisi'nin gidişatına doğru, Refah Partisi hükümetlerine karşı başlayan aydınlanma hareketinin getirdiği dinamizm 2002 ile 2014 arasındaki, 2013 arasındaki Adalet Kalkınma Partisi iktidarına karşı bir altyapı var. Gezi direnişine giren 90 gençliğinde. Yani 90 genç, niye bugün 68 bu kadar gündeme geliyor? 90 gençliğinin
Gezi hareketlerinin büyük yükselişi ve onların içinde de Türkiye Gençlik Birliği de dahil olmak üzere gençlik örgütlerinin yerinden yükselişi. Önemli şeyler söylediğiniz için Hüseyin Bey'in başta söylediklerinden yola çıkarak soru soramadım. Mesela Deniz Gezmişler idam edilmeseydi bugün hala gündemde olur muydu? Veya 27 Mayıs'ta Menderesler idam edilmeseydi 27 Mayıs orada kalır mıydı? Bunu bugüne bağlarsak Abdullah Öcalan'ı idam etmeyelim dendi. Yakalanıp Yargıtay'da idama mahkum edildiği tarihlerde dendi ki işte Menderes gibi olur, kahraman yaratmayalım, cezaevinde çürüsün diye görüşler oldu. İdam cezası almasına rağmen ve Türkiye'de idam cezası henüz yasalardan çıkarılmamış olduğu tarihte bunlar söylendi. Aman idam cezası uygulanmasın, kahraman yaratırsınız işte Menderes gibi olur denmişti. Soruyu tekrar soruyorum. Menderesler idam edilmeseydi, Deniz Gezmişler idam edilmeseydi, onlar bugün yine gündemde olur muydu, unutulur muydu Hüseyin Bey? Ya tek kelimeyle söyleyeyim, olurdu. Gündemde olurdu. Gündemden düşmezdi. Ama ben böyle bir tartışmayı çok bilimsel bulmuyorum şu bakımdan. Olmasaydı idamlar falan, varsayımlara dayanan bir tarih ve toplumsal mücadele ve sonuçları biraz çok bilimsel olmuyor. Çünkü ama, bu idamlar olmuş. Ama şöyle bir soru sorsam, varsayıma dayalı şöyle bir soru sorsam, pek bilimsel gelmese bile size cevap verirsiniz. Soru şu, bu çocuklara yapılan baskılar, tacizler, tecavüzler, ölüm, çocuklara karşı işlenen suçlar için başbakan ne diyor? İdam. Bana göre cezası idam diyor. Diyelim ki şimdi onu ayrı bir düzlemde tartışalım. İdam cezası geri gelmiş olsa bugün. Bunlar önlenir mi? Abdullah, hayır. Soru o değil. Oradan başka bir yere geleceğim. Abdullah Öcalan'a da idam verilse bugün siyasi sonuçları ne olur diye sorsam bilimsel olmasa da siyaseten yorum yaparsınız ama değil mi? Tabii şöyle bakın ben bir şey yapar mısınız yapmazsanız yaparım. Bakın. Ha. Niye yapmayayım? Yaparım. Ya şöyle bir şey demek ki bilimsel olmasa istiyorum. Da oluyor. Devam etsin Hüseyin Bey. Buyurun. Yani bir kere olmasaydı tarihte olayları ve süreci yeniden makarayı sararak başka bir senaryo kurmak mümkün değil. Olmuş. O günün koşulları onu gerektirmiş ve olduğu için de diyelim ki efsaneleşmeler olmuş vesaire vesaire. Yani idamın bizatihi getirdiği artı bazı özellikler olmuş. Ama olmasaydı da bu idamlar Deniz Gezmişler'in geleneği yaşayacaktı ve büyüyecekti. Neden? Türkiye o ihtiyaçta. Henüz onların verdiği mücadele, büyük mücadele kesin zafere ulaşmamış bir karşılıklı hesaplaşma süreci devam ediyor. Dolayısıyla şey der. Peki idam gerekir mi diye diyelim Abdullah Öcalan bağlamında veya işte çocukları öldüren kişiler bağlamında. Tabii ki idam ve ceza tek başına hiçbir şeyin çaresi değildir. Dolayısıyla olmaması gereken bir cezadır. Hele peki, 21. yüzyıl. Siz asıl Atilla Sarp konuşurken bu Said Nursi'nin sözüyle ilgili cevap vereyim mi demiştiniz? Vereceğim. Buyurun. Vereyim. Şimdi sayın izleyicimiz ismini unuttum şimdi soruyu soran. Yani Atatürk'e tek başına mal etmeyelim. Bir tek Atatürk'ten bahsediliyor diyerek aslında. O demiyor da ben söylüyorum. Said Nursi'nin sözünü söylüyor o. Ben yani onu da demek istiyor diyor. O kapsamda saymak gerektiği gibi bir iddia belki ileri sürülüyor. Said Nursi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün konumları karşıttır. Birbirine paralel, benzer. Bir şeyin iki farklı versiyonu değildir. Belki bazı tarihin belli süreçlerinde bazı ortaklıklar olmuştur. Görüşmeler vesaire bir iletişim de var. Ama Said Nursi süreç içerisinde bir cumhuriyet devrimi karşıtı bir konum almıştır. Ve böyle olduğu için emperyalizmle ilişki ister istemez noktalarına kaymıştır ve bugün de öyledir. Atilla Bey'den farklı düşünüyorsunuz. Çok farklı düşünüyorum. Ama yani bugün de öyledir. Yani ben şey demedim yani şöyle diyorum ben. Milli mücadelede 1922 öncesini söylüyorum. 1922 öncesi bana göre burada yanılabilirim ama okuduğum belgelerden konuşuyorum. 1922 öncesinde dini hareketler var. Mesela Galip Hoca adıyla Celal Bayar'ın milli mücadeleye katılması. Galip Hoca diye katılıyor ve evet. İslami bir şeyle katılıyor. Yanılabilirim dediniz Atilla Bey. Yanıldığınızla ilişkin izleyicilerimizde yoğun bir düşünce oluştu. Onları okuyacağım az sonra. Şimdi dolayısıyla tarihsel süreci ele aldığımız zaman bu Atatürk bir kişilik olarak ve onun yaptığı mücadele, düşünceler, fonksiyonla
Said Nursi'nin fonksiyonu birbirine karşı zıt şeylerdir. Biri bağımsızlıkçı, emperyalizme karşı bir cumhuriyet devrimi programını savunuyor. Öbürü cumhuriyet devrimi karşıtı ve böyle bir mücadeleye girdiği için de emperyalizmle işbirliğine gitmek zorunda kalan bir kişi. Şimdi buradan hareketle şunu da söyleyeyim. Her devrim, her büyük tarihsel olay, siz de ifade ettiniz, Fatih Sultan Mehmet'le kanun ilanı diyor. Tabii ki tek kişinin yaptığı işler değildir bunlar. O kişinin etrafında geniş bir kadro vardır. O kadronun etrafında da büyük kitleler vardır. Ama devrimler ve büyük tarihsel olaylar sonuçta onun önderi, liderinin ismiyle anılırlar. Örneğin medeniyet devrimi Hazreti Muhammed'in ismiyle anılıyor. Bir medeniyet devriminin lideri olduğu için. Ama Hazreti Muhammed'in etrafında da kadroları var, sahabeleri var, örgütü var. O buna tam uymuyor. Aslında ne demek istediğinizi anladım da. Ama orada bir vahiy geliyor. Bir kişiye geliyor. O biraz farklı ama devlet kurduktan sonra tabii ya bir kişiye de gelse sahabeleriyle işi kolektif bir kadroyla ben anladım yapıyor. Ne demek istediğinizi. Şey ise diyelim Fransız devrimi Robespierre'le anılıyor. Washington Amerikan devriminin simgesi. Tabii ki Türkiye'de de bağımsızlık devrimi ve cumhuriyet devriminin simgesi olarak Atatürk anılıyor. Zaten ama bugünkü siyaseti gördüğümüz zaman liderliğin ve liderlerin ne denli önemli olduğunu bir kere de anlıyoruz. Tabii. Yani dolayısıyla Atatürk'le anılıyor olması Milli Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet Devrimi'nin şey değil, yanlış bir yaklaşım değil. Aslında şunu deseniz, bu kadar ayrıntılı açıklama yapmanız çok güzel, hoş, yararlı, bilgilendirici oluyor. Ama başta şunu deseydiniz, Osman Yanardağ idi galiba izleyicimiz, hemen bakalım. Evet, Osman Yanardağ, onun sözüne karşı şunu söyleseydik, hep birlikte biterdi bu tartışma. Bak, Nurculuk'ta Said Nursi ile anılıyor, bitti. Değil mi? Yani evet. Bu tartışma bu sözle biterdi. Ama bu sözün arkasında bir Atatürk düşmanlığı olduğu için bu kadar uzun açıklamak zorunda kalıyoruz. Ya burada din de ayırt edici özellik değil benim kanaatime göre. Şimdi Mehmet Akif de dini değerleri ve duygusu çok güçlü din kültürü şiirine ve eylemine de yansıyor bu. Ama hiçbir zaman Mehmet Akif Atatürk'le karşı karşıya konamaz. Bugün öyle anılmıyor. Milli mücadelenin kahramanlarından biridir. Şeyin konumu ise demin ifade ettiğimiz gibi farklı. Mesele bir hesaplaşmada neye karşısınız ve kiminle birliktesiniz? Budur. Yoksa din, fikir onlar ikincil. Sayın Sarp, size katılmayan izleyicilerimizin görüşlerini okuyorum. Rıza Özçelik diyor ki, Said Nursi'nin milli mücadelenin neresinde olduğunu beyefendi okumuş, onu söyleyebilir mi? Said Nursi, Kürt Terakki Cemiyeti'nin kurucularındandır diyor. Tunca Bey diyor ki, Said Nursi Kurtuluş Savaşı'nda yoktur. Kendisi Kürt Teali Cemiyeti'nin kuranlardandır diyor. Tanju Can diyor ki, konu Kürtler ve Kürtçüler olduğu zaman maalesef devrimcilerimizin yelkenleri iniyor diyor. Rıza Özçelik'in bir başka tweeti var. Diyor ki, Said Nursi'nin Nura Doğru isimli bir kitabı da yoktur diyor. Siz öyle bir şey demiştiniz. Evet. O kitabın yazarı Abdullah Aydın imiş. Said Nursi değilmiş, Nura Doğru kitabının yazarı. Tunca Bey diyor ki, herhalde beyefendi Said Nursi ile ilgili Hür Adam filmini izlemiş. Filmlerle Amerika'nın Vietnam Savaşı'nın kazanması gibi öyle anlatıyor demiş kısaca. Tane daha. Secaettin Özak diyor ki, Said Nursi'den bahsederken 33. dereceden mason olan Cemalettin Afgani'nin müridi olduğundan da bahseder misiniz diyor. Öyle Said Nursi masondu diyor. Böyle bir kayıt var mı? Şimdi ben bir daha şey yapayım, söyleyeceğim. İlkay İlhan'da son olarak. İlkay İlhan'da diyor ki, Said Nursi ya da Said Kürdi apaçık bir Atatürk düşmanıdır. Onu referans alanların farklı olduğunu da düşünmemek gerekir diyor. Siz daha, referans daha, almıyorsunuz da evet. Hayır, ben bir daha söylüyorum. Bir daha söyleyin, netleştirelim. Şimdi tabii ki şu anda keşke yanımda şey yok. Biz bunları, yani benim bir külliyatım yok elimde. Ve şunu ben bütün burada dinleyenlere söyleyeyim. Yani okumadan, bir belgeye ve geçerli şey olmadan herhangi bir şey söylememeye çalışan bir aydınım ben. Evet. Yani bir devrimci bir insanım. Yani şimdiye kadar benim söylediğim, böyle duyduğum şeyleri iyice bir süzgeçten geçirmeden kolay kolay söylemem. Birincisi, Osmanlıcası da vardır, Arapçası da vardır, Türkçesi de vardır. Bediüzzaman Said Nursi diye aynı Kur'an-ı Kerim'in benzeri Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan surelerden oluşan bir kitap vardır. O Nura Doğru'dan farklı bir şey herhalde. Nura Doğru.
diğeri de Nur'a doğru. Türkçeleştirilmesi Nur'a doğru şeklinde. Biri o. Onun tekrar uygun bir zamanda ben size onun diğer şeylerini araştıracağım. Kendim de araştıracağım iyice. Bir kez daha araştıracağım. Siz konuşurken ben şimdi bakarım. İkincisi milli mücadelede dinci, dini nazariyede olan, İslamcı olan insanlar vardır. Mustafa Kemal'in kalkıp meclisi açarken dua okumasını milleti kandırıyor diye söylemektedirler. Bu yanlıştır. Doğru değildir. O milli mücadele içinde İslamcı güçlerinde olduğunun bilinciyle hareket etmiştir 1922'ye kadar. Yani bu önemli bir konu. İkincisi bir de o şeyler dikkat edeceksin. Ben Şeyh Said'le Said Nursi'nin çok karıştırıldığı kanaatindeyim. Şeyh Said, ben de internete yazdığım zaman Nur'a Doğru kitabının yazarı Abdullah Aydın çıkıyor. Evet. Şimdi tabii ben kitabı okudum, olabilir yani şey değil yani. Bir şey de hafızada yanıltabilir. Hayır, ben Said Nursi, Bediüzzaman Said Nursi kitabının adı. Yani benim okuduğum şey. Bediüzzaman Said Nursi olabilir, o şahsın evet. Kitabı da olabilir. Şimdi gelelim ikinci şeye, o da önemli. Şeyh Said İngilizlerin desteğiyle Kürt isyanı başlattığı zaman 1925. Said Nursi Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin yani bizim Türk devrimimizin kontrol altına aldığı, siyaseten yasakladığı ve siyaset yapmasına izin vermediği, ki Mustafa Kemal'in en önemli özelliği budur. Siyaset yapan dincilere, İslamcılara, tekkelere, zaviyelere izin vermemiştir. Siyaset yapmayanlara da karışmamıştır. Yani birazca benim bu konudaki, benim kendi babaannem şeydir, hocadır. Tekkesi vardı. İmam şey kadındır. Yani o sırada çok genç yaşta şeyleri, cenazeleri yıkan bir hoca hanımefendidir babaannem. Ben ondan Kur'an kurslarına girdim. Babaannemin Kur'an kursları vardı. Ben babaanneme derdim, bütün hacılar, hocalar Atatürk'e karşı, sen niye karşı değilsin babaanne derdim. Sen de hocasın. Veya gerçekten de iyi bir hocaydı. İyi bir mevlüthandı. Niye? O dedi, tek şey söylüyor. Atatürk dedi, oğlum evladım, Atatürk siyasete karışan dincilere karşıydı. Siyasete karışmayanlara hiçbir şey demedi onun rejimi dedi. Ben bunu çocuk daha küçücük yaşımda, 7-8 yaşında öğrendim. Ve buradan, yani yalnız buradan kaynaklanarak değil, inceledik, belgelidir. Said Kürdi 1925 isyanına Kürt Said çağırıyor Said Nursi'yi. Said Nursi rejimin baskısı altında olduğu halde katılmıyor. Bunu nasıl izah edeceğiz? Ona Hüseyin Bey'den... Yani katılmıyor şimdi, işin gerçeği bu. Şimdi buna katılmayanı zorla katalım, neyi kazanacağız biz? Katılmayana katılmadı diyeceğiz. Onu eleştirmemiz ayrı. Ama milli mücadelede askere karşı silah çekilmez zihniyetini savunan insanlara biz arkadaş yok, o da silahla askere karşı silah çekti demememiz lazım. Ama şeyi, yani şunu demek istiyorum. Sosyal devrimler sürecinde objektiflik arıyorsak sosyal devrimin bütün pınarlarını, yani bir sosyal devrimler daima, bizim Türk devrimimiz de öyledir. Türk genel devrimi de öyledir. Pınarları vardır bunun. Bunun pınarlarından biri de çeşitli nazariyelerden insanlardır. Şimdi bunu inkar mı edeceğiz biz? Yani ben o düşüncede değilim. Ama 68 de böyle değildi. Silah çekmemiş olmasa Atatürk düşmanlığını engeller mi? Efendim, mesela Mahmut, şimdi Atatürk düşmanlığı pardon. Şöyle bakın şimdi. Mahmut Özyürek izleyicimiz diyor ki Kürt Said Atatürk hakkında saltanatı hilafeti mahveden bir deccal diyen kişidir. Ona günahkarlar diyen, seviyesiz diyen, süfyan diyen, nefreti ammeye layık bir adamdır ve deccal diyen kişidir diyor. Yani bunları söylemesi Atatürk düşmanlığını göstermesi için yeterli mi? Mutlaka silah mı çekmesi lazım? Müsaaden, hayır. Ben size söyleyeyim. Ben şimdi tarihte şey yapmayalım. Benim 14 yaşından beri ben siyasal mücadele içindeyim. Ve sol kanattayım. Sosyalizmin içindeyim. Devrimciliğin içindeyim. Ne derseniz deyin. Benim bütün tarihime bakın, Mustafa Kemal ile ilgili söylediklerime bakın, çıkarsınlar, incelesinler. Ama ben öyle insanlar biliyorum ki tarihin belirli dönemlerinde Mustafa Kemal'e her türlü sıfatı kullanmışlardır. Şimdi ben kalkayım o sıfattan dolayı filan şahıs Mustafa Kemal'e düşmandır dersem objektif olabilir miyim? Olmam. Bakın bu çok önemli. Peki o zaman size göre bugünkü AKP'de Atatürkçü olabilir. Hayır değil, şöyle. Niye, bakın, ne farkı var o zaman bu tanımlamayla? Şimdi şu farkı var. Yani büyük fark var. Yani şimdi Mustafa Kemal'in devrimi, Türk genel devrimi o kadar büyük bir cereyan ki onun daha henüz etkisini,
onun imkanlarını, onun olanaklarını tümüyle reddedecek bir durumda değiller. Kullanıyorlar. Herkes kullandığı gibi bunlar da kullanıyor. Yakasına Atatürk rozeti takıyor. Atatürkçü oluyor. Ne farkı var? O da Atatürk'ün resmi önünde. Perde arkasında Atatürk'e küfrediyor. Vatandaşın karşısında Atatürk'ün resmiyle çıkıyor. Şimdi, ona sahte Atatürkçü diyebiliriz ama Atatürk düşmanı diyemeyiz. Onlar sahte Atatürkçüdür. Doğru. Atatürk'ün ilkelerini düşmanı o zaman niye sahtesi olur mu? Olur mu böyle bir şey? Şimdi burada Saydın Atilla Bey'e teşekkür ederiz. Atatürk'le, eski dev genç başkanı çok enteresan açıklamalar yapıyor. Bakın siz de şimdi Atatürk'le Saydın Nursi'yi bir arada göstermek tarihi gerçeklere uymaz. Karşıt konumdalar. Zıt. Yine ileti gönderen izleyicilerimizden dediği gibi Atatürk'e deccal, küfür düzeni, sistemi diye savaş açmış, örgütlü, bilinçli ve planlı yani bir mücadele yürütmüş mıdır? Kişi. Saydı Kürdi, Saydı Nursi, Saydı Atatürk Nursi, düşmanı mıdır evet, size göre? Her yönüyle Cumhuriyet karşıtı bir konumda bunu kendisi yazıyor, çiziyor, uyguluyor. Şimdi bunu yeniden çeşitli zorlama yorumlarla farklı bir tablo çizmek doğru değil. Esasen Atatürk'ün şahsına karşı da yapılmış bir işlem yok burada. Atatürk'ün şahsında kurulan Cumhuriyet düzenine bir başkaldırı ve cephe alma söz konusu. Bu cumhuriyet düzenini yıkmak için de o cumhuriyet düzenini hedef alan emperyalizmle işbirliği söz konusu Saidi Nursi bakımına. Şimdi şöyle durumlar oluyor. Büyük toplumsal hesaplaşma süreçlerinde birçok insan safını bir anda ve kalıcı olarak belirlemiyor. Gitgeller oluyor. Şimdi Atatürk mesela Kürt Teali Cemiyeti'nin liderlerine de mektupları vardır. Bu İngilizlerle falan işbirliğini bırakın, gelin Anadolu'da bağımsız bir devletimiz olsun diye. Çok normal, bir şey bu, değil mi? Atatürk'ün safında savaşa katılan, mücadele eden insanların bir kısmı manda fikriyatını savunanlar olmuştur. Yani böyle gitgeller, kafa karışıklıkları, bugün de PKK'ya silah bırakın, gelin demek ayrı bir şey. Yani bunlar şey oluyor. Dolayısıyla Saidi Nursi'nin bir dönem işte milli mücadeleyi olumlayan bazı şeyleri olsa da bu onun kişiliğini, mücadelesini ve bütün süreci tarif edecek şeyde değil. Saidi Nursi Münazarat isimli eserinde Kemalistler seviyesiz, anarşist kimselerdir demiş. Aynı şeyi Vahdettin'den de duyuyorduk, İngilizlerden de duyuyorduk. Ya burada kritik mesele şudur. Bir izleyici, başka izleyicimiz diyor ki Saidi Kürdi 1918-22 yılları arasında Çamlıca'da Boğaz manzaralı bir yerde risalesini yazarken mi milli mücadeleye katılmıştır diye soruyor. Şimdi ben ya bu tür tanımlar, tarifler şey değil. Nerede yazması önemli değil, ne yazması daha önemli. Şimdi dolayısıyla mesela onun Kürt kökenli olması da tek başına aleyhte bir mesele değil. Şimdi, zaten kimse öyle bir şey tabii söylemiyor. Kürt olması önemi yok. Kürt olup vatansever olanlar var, tabii. Türk olup hain olanlar. Aynen. Şimdi bir başka mesele geçelim. Şeyi mi? Burada müsaade ederseniz şey yapalım. Tarifi tamam. Burada yapmayalım. Tabii şunları ben bilmiyorum. Bunlar spekülatif şeyler. İşte Mason muydu, değil miydi falan. Hiçbir o konularda bir ifadede bulunma şeyim yok. Şimdi bilgim burada yok. Hulki Bey, müsaade ediyor musun? Şimdi bir konu var, bakın tarihin, şimdi bir uzun bir süreci tartışıyoruz biz. 200-250 yıllık bir süreci tartışıyoruz. 68'i tartışıyoruz. 68 deyip geçme, 1968 46 yıl olmuş. Değil mi? 50 yıl önce, yarım asır önceyi tartışıyoruz. Şimdi yarım asır önceki konumları, 100 yıl önceki konumları bugün tartıştığımız zaman o konumlara objektif bakmamız lazım. 68 kuşağıyız biz. Devrimci insanlarız. 68'de bir ülke ocakları süreci vardı. Komando kampları süreci vardı. Şimdi aynı bakıyor muyuz olaylara? Soruyorum ben, bütün herkese soruyorum. 1967 yılında milliyetçi gençlerle beraber Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin genel merkezinde bir konferansa gittim ben. Muzaffer Özdağ konferansı idare ediyordu. Ve Muzaffer Özdağ aynen şunu anlatıyordu. Diyordu ki Türkiye'de komünistler büyük bir ihtilale hazırlanıyorlar. Dağlara çıkacaklar. Sizler de komando olarak kamplar kuracaksınız. Ve bunlara karşı mücadele edeceksiniz diyordu. Soru sorduk kendisine. Dedik ya böyle böyle Sayın Özdağ, hani bu Amerikan askerleri var, üsler var. Yani hiç Amerika'dan bahsetmediniz burada. Habire gençleri komando kampları falan kurmaktan söz ediyorsunuz diye bir de tartışmamız oldu orada.
devam etti komando kampları kendi açıklamalarıyla ülke ocaklarının. 10 yılda 100 binden fazla ülkücü komandonun eğitildiği. Bakın kendi açıklamaları bu. 10 yılda yani 1967 yılında 100 binden fazla ülkücü komandonun eğitildiği 34 kampta bulunan bir yazar yazıyor bunu. Nereye varıyoruz buradan? Şuradan şuna varıyoruz. Ülkücüleri Türkiye'de bir 100 bin kişilik bir ülkücü ordusu yetiştiriliyor. Kime karşı? Kime karşı bu ordu? Türk ordusu var. 700 bin kişilik. 100 bin subay, 500 bin asker. Güvenlik kuvvetleri var 100 bin kişilik. Bakın yani, paralel devlet şimdi. Dün ayrı bugün ayrı mı demek istiyorsunuz? Şunu anlatmak istiyorum. Şimdi biz bu olaya nasıl bakacağız? Şimdi bu olaya bakarken biz bu 100 bin tane komando kamplarında yetiştirilenlerin söylediği üslupla bakarsak. Üslupları çok tehlikeli. Herkesi vatan haini diyor. Bunların hepsini temizlemek lazım diyor. Zaten ordu bunları temizlemiyor diyor. Bunu diyor sivil şey temizlemiyor diyor. Polis temizlemiyor diyor. Biz temizleyeceğiz diye kamp kuruyorlar. Ve 100 bin kişiye yakın bir kamptan insanlar geçiyor. Şimdi şaka değil, bu kamplardan çıkanların neler yaptığı belgelerle belli. Ben sırf okurlarımın gerekçeli kararı okumasını isterim. Şimdi 7 tiplinin cinayetinde. 12 gerekçeli kararı. 12 Eylül'de şimdi, ülkücüler de idam edildi. Onlar efendim, da zindanlara atıldı. Tabii tabii onu yani, anlatıyor. İşini ona getireceğim. Yani devleti şimdi, koruyalım derken devlet hayır, onlara şimdi, neler yaptı. Efendim onu anlatacağım. Şimdi bakıyoruz şimdi olaya. Ne zaman bakıyoruz? 1967 kamp kurulmuş. 77 10 sene. 1977'de Alparslan Türkeş kampları kapatıyor. Bu kendi belgelerine göre. Ve kamplarda eğitim, silahlı eğitim yok deniyor ama komando eğitimi gösteriliyor. Yavru kurttunuz, bozkurt oldunuz deniyor. 100 bin gencin ne kadar o kampta, kimler o kamplarda yetişti? Üzerinde bile durmuyoruz şimdi. Ben de durmuyorum. Peki bu tartışmaya bunu şunun için getiriyorum. De, bakın daha yeni tarihimizde, şimdi tarihimizde biz birçok yerde ülkücü bu camiadan gelen insanlarla birlikte milli bir duruşta duruyoruz. Neden? Yani bu duruşumuzun sebebi ne? Çünkü diyoruz ki sizin eskiden yapmış olduklarınız o günkü sosyal ortamın, o günkü sosyal mücadele, o günkü dünya koşullarının içinde bir yanılsamaydı. Belki bizlerin de hatası oldu. Ama şimdi tarihi yeniden incelediğimizde bakıyoruz ki Türkiye'nin gerçekten bizim eksik olan ki 68 kuşağına ben öyle kritiğimizi de yapıyorum. Biz ekonomi politiği biliyorduk ama ekonomide zayıftık. Ama açıkçası kültür konusunda kültürün ve erdemlerin, değerlerin, ahlaki niteliklerin toplumlardaki üretim güçlerine etkisi konusunda son derece zayıftık. Söylediklerinizi özetleyip size bir soru sormama izin verir misiniz? Estağfurullah buyurun. Şunu mu demek istiyorsunuz? Dün Said Nursi için öyle söyleniyor ama bakın ülkücüler de bunları yapıyor ve söylüyordu. Ama biz bugün ülkücülerle vatan için bir araya gelebiliyoruz. Lozan'da birlikte olabiliyoruz. Birlikte Kızıl Elmacı olarak adlandırılabiliyoruz diyorsunuz. Soru da şu. O zaman Said Nursi'ye de bugün kötü gözle bakmayalım mı diyorsunuz? Hayır. Hiç katiyen böyle bir şey söylemiyorum. Tartışma oradan ben geldi şunu, çünkü. Evet ben şunu söylüyorum. Tarihteki İslami harekete yani bizim coğrafyamızda bizim coğrafyamızdaki İslami hareketlere bizim önümüze konan anlatılan şekilde bakmayalım diyorum. Daha objektif bakalım diyorum. Bu farklı bir bakış açısı. Farklı bir şey söylüyorum ben. Yani ben diyorum ki önümüze birdenbire efendim ne oldu biz senelerce Fethullah Gülen diye bir heyula yaratıldı aydınlarımız tarafından ki ben hiçbir zaman katılmadım buna çok açık söylüyorum. Fethullah Gülen diye Fethullahçı oraya gidiyoruz Fethullahçı buraya. E buyurun Fethullahçı şey uğraşıyor şimdi. Hükümet uğraşıyor. Şimdi ne oldu şimdi biz şimdi burada şeyle ben size söyleyeyim. Siz ne diyorsunuz bugün Fethullah Gülen için? Efendim mesela? Ben burada tümüyle yanlış eğildiğine konuya onun için o konuyla biraz daha inceleme yapalım diyorum. Biraz daha doğru bakalım diyorum. Yani şimdi ben burada şeyi alkışlayacağım mı zannediliyor? Adalet Kalkınma Partisi hükümetini. Katiyen alkışlamıyorum. Yani ikisinin arasındaki kavgayı tamamen danışıklı kavga olarak görüyorum ben. Peki Fethullah Gülen diye yıllarca bir heyula yaratıldı derken Fethullah Gülen aslında heyula değildi. Çok küçük bir şeydi gücü abartılmamalı mı diyorsunuz? Yoksa efendim, bunlar böyle yaptılar efendim, birbirine şöyle, girdiler mi diyorsunuz? Bir kere dünkü programda ama devam edelim. Yani bu işin altyapısı, yani her işin altyapısına bakalım. İslami hareketlerin kendi ekseninden, yani bir dini eksenden, bir din, yani bir inanç manzumesi olmaktan, siyaset dışı bir manzum olmaktan çıkıp, siyasete bu kadar bölgemizde müdahale eden,
kendi ülkemizde ve Orta Doğu'da bu kadar müdahale hale gelmesinin ana nedeni Sovyetler Birliği'ne karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil kuşak teorisidir. Evet. Buna katılıyor muyuz buna? Evet. Buna katılıyor muyuz? Yeşil kuşak konusunda. Yeşil kuşak teorisiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği ile olan Soğuk Savaş dönemindeki mücadelesinin sonuna doğru yeşil kuşak teorisi altındaki bütün İslami kurumlara maddi, manevi, silah, her türlü desteği verip onları himayesine aldığı doğru mu? Bu da doğru. O zaman biz kiminle beraberdik o dönemde? Biz ülkenin içindeki dinamiklerle dünyadaki genel sosyalist blokun, milli bağımsızlık blokunun, no aliye dedikleri bağımsızlıklar, ittifaksızlar blokuyla beraber anti-emperyalist mücadelelerinin yanındaydık. Ve buna karşı kullandıkları işte kanlı pazarlar falan bütün bunların ürünü değil miydi? Yani bugüne getirdiğimiz zaman bu altyapıdan uzak bakarsak çözemeyiz işi. Bu altyapıdan, onu da ben anladım, bu altyapıda Amerika Birleşik Devletleri'nin veyahut da bir emperyal gücün adına siyaset yapıyorsa dinci akımlar, bunlara karşı tedbiri el birliği almamız lazım. Bu doğru. Şimdi bazı buyurun, noktalarda netleşmek lazım. Hem Fethullah Gülen meselesi güncel ve önemli. Hem de Said-i Nursi'ye dayanan bir tarafı da var bunun. Dolayısıyla net. Şimdi Müslümanlıkla Said-i Nursi veya çünkü Fethullah Gülen onun devamı. Biraz farklı gibi algılanıyor. Bugün internet sitelerinin bir tanesinde AKP'li bir milletvekili kızını, oğlunu evlendiriyor. Kızını evlendiriyor galiba. Şey demiş. Benim kız Müslüman, damat Fethullahçı demiş. Şimdi enteresan, onu bilmiyorum yani ne kastettiler de. Şimdi Fethullah Gülen hareketi Amerika Birleşik Devletleri'nin Gladio yapılan örgütlenmesinin, bu Gladio Amerika'ya bağlı ülkelerde iktidar yapılanmasıdır. Muhalefet veya aşağılarda bir örgüt. Gladio yapılanmasının çok önemli bir unsurudur. Tetikçisidir. Ve Türkiye'de Amerika adına Türk ordusuna operasyon yapmak, Türk vatansever aydınlarını ve örgütlerini tasfiye etmek eyleminde tetikçi rolünü oynamışlardır. Dolayısıyla ihanet rolü oynamışlardır. Şimdi bunları bir dini grup gibi, bir inanç hareketi falan gibi görmek son derece orada yanlıştır. İslamiyet'te de, Atilla Bey'le. İslamiyet'le de ilgisi yoktur. Bunlar uluslararası bir örgütlenmedir. Amerika, esasen Amerika kendi içinde de bu paralel yapılanma, yani yasal devlet yapılanması içerisinde illegal bir şekilde yuvalanmış, yasa dışı eylemler yapan bir örgütsel şeyi var, yapılanması var. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde, İtalya'da, Avrupa'da vesaire bu Gladio denen ya da Konturgerilla denen örgütlenmelerdir. Bunlar işlevsel örgütlenmelerdir. Bunlar iktidarları yapılandıran, iktidarlara karşı halk hareketini bastırmada kullanılan, hizadan çıkan iktidarları hizaya getirmeye için kullanılan örgütlenmelerdir. Bunların dini söylemi seslendiriyor olmalarının çok bir önemi yoktur. Olsa olsa sonuç itibariyle dine dayalı bir sistem kurma idealinin veya hedefinin gelip en sonunda emperyalistlerle işbirliği durumuna düşmesi bakımından bir öğretici yönü vardır. Evet. Peki. Burada çok net tutum almak lazım. Şimdi Fethullah Gülenlerle Tayyip Erdoğanlar düne kadar beraberlerdi. Bu işleri beraber yaptılar. Bugün karşı karşıya gelmeleri Türkiye'de... Orada aynı noktadasınız. Atilla Bey de aynı şeyi söylüyor. Birbirlerine girdiler diyor. Girdiler ama yani durup dururken ve güncel Türkiye'de yükselen bir halk hareketi neticesinde yani. Neticesinde iktidar zemininin kaybolması, suçların açığa çıkması, suçların hesabının görüleceğinin gündeme gelmesiyle birlikte birbirlerine düştüler. Bugün ikisinin kavga ediyor olması benim demin anlatmaya çalıştığım gerçekleri göz ardı etmemiz anlamına gelmez. Peki bir ara vermemiz gerekiyormuş. Bu arada izleyicilerimizden bir tanesi, Adana'da reklam dönüşü okuyacağım. Kaynak yayınlarının da yayınladığı Türkiye Cumhuriyeti'ne Ayaklanmalar adlı kitaptan Şeyh Said Ayaklanması'na Said-i Nursi'nin nasıl destek verdiğinin belgelerini göndermiş. Yeni Çağ Gazetesi'nde de kaynak yayınlarından alıntı yapılarak yayınlanmış. Onu da reklamlardan sonra
okuyacağım. O konuyu teşekkür da fazla... Teşekkür ederiz. İzleyiciler güzel katkılar yapıyorlar tartışmaya. Ne diyorsunuz? Bizim izleyicimiz hiçbir yerde yok. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Eleştirenle de, övgü gönderenle de az sonra buradayız.